dersimize. Şimdi evet. Şimdi bu soru önemli. Niye bu soru önemli? Şu soru özellikle çok önemli çocuklar. Bunu diğer sınıfa da tekrardan anlatmışım. Bir daha anlatalım sizlerle de. Şimdi çocuklar, bu sorunun önemi şuradan yatıyor. Burada çocuklar, daha önce üniversite sınavına, hazırlık sınavında da çıktı bu tarzda bir soru. Yine bu şekilde bir silindir. A noktasından C'ye doğru işte bir karınca diyordu. Burada tırtıl demiş. Yürüyor. Şu silindirin üzerinden yürüyor. Gittiği en kısa mesafeyi bulunuz. Bakın, üniversiteye hazırlık bir sınav sorusuydu ve birçok insanı çocuklar birçok insanı elemişti bu soru. Zor bir soru gelmişti onlara. Ama çocuklar bakın, silindiri şu şekilde yüzeyinden giden bir tırtıl, karınca neyse çocuklar, yürüyen bir şeyin gideceği şu kavisli yolu şu haliyle bulmanız mümkün değil. Yani 3 boyutlu 3D halindeki şu şekilde bulmanız mümkün değil. Bunu ne yapmamız gerekiyor bizim? 2 boyutlu şekle aktarmamız gerekiyor. 2 boyutlu şekle aktarabilirsek eğer burada daha kolay düşünebileceğiz. Burada hayal gücünüz gerekiyor tabii ki. Hayal gücünüzü nasıl çalıştıracaksınız çocuklar? C'den A'ya. Şurada makasla alıp burayı kestiğinizi düşünün. Bu bir kağıttan silindir olduğunu düşünün çocuklar. Makasla alıp kestiniz. Şimdi burada bunu açarsanız bu A'nın tam karşısında ne olacaktır? Bir C olacak çocuklar. Şurada tam bir C olacak. Burası doğru. Ama dikkat edin, A ve C buradan kesildiği için bunun iki noktaya ayrılır. A burada iki parça olur. Bir tarafı diğer kağıtta kalır, diğer tarafı diğer kağıtta. C de aynı şekilde olur. Bunu açtığınız zaman kağıdın sonu da yine aynı şekilde C ve burası da ne olacaktır? A olacaktır. Bakın, ikisi de aynı şekilde oluyor. Çünkü bunlar alıp katladığınız zaman yuvarlak hale, rulo hale getirdiğiniz zaman da şu A bu A'nın üzerine tekrar çakışacak. Şu C de şu C'nin üzerine çakışacak. Bu B nereye gidecek? Bu B tam ortasında, bakın bunun tam karşısında olduğu için şu açılımının tam ortasında olacaktır. Bunun da tepesinde D olduğunu varsayalım çocuklar burada. D de tam bunun hizasında olacaktır. Bize diyor ki bu tırtıl önce B'ye gidiyor. En kısa mesafede B'ye, sonra C'ye gidiyormuş. İkisinin mesafesini bulunuz diyor. B'ye gidiyorsa eğer, demek ki en kısa mesafe AB arasındaki cetvelle çizilen dümdüz uzunluktur. Dümdüz. Neden? Cetvelle alıp bunu ne yaparım ben? Çizerim. A'dan B'ye dümdüz uzatırım ve bunu ben bulurum. Bunu bulmak için yüksekliği biliyorum. Şurasının 5 olduğunu biliyorum. Şunun tamamının şu dairenin çevresi olduğunu biliyoruz. Bu dairenin yarıçapı 3 olduğuna göre bunun çevresi, demiştik ki silindirin yanal yüzeyi, yani şu yüzey, bu uzun kenarı şu dairenin etrafını çepeçevre sarar. Yani buranın uzunluğu 2 pi'ye kadar, çevresi kadardı. Şurada hesaplamış zaten. 2 pi ile hesaplamış. 2 çarpı pi yerine 3 yazmış. R'si de 3, 18. Yani bunun tamamı 18'dir. Tamamı 18 ise ne olacak yarısı? B tam ortada olduğu için 9'a 9. O zaman biz bu dik üçgeni kullanarak, buradaki x'i bulmaya çalışacağız. Nedir burada? Pisagor'dan yararlanacağım. Özel bir üçgen değil çünkü. X'in karesi eşittir 5'in karesi artı 9'un karesi. Şurada aynısını yapmış. Ne çıkmış? 81, 25 toplayınca 106. X kare 106 ise x'i bulmak için kare kökünü alıyoruz. Kök 106 oluyor. Aynı şekilde bu tırtıl A'dan B'ye değil de C'ye doğru gitseydi en kısa mesafe ne kadardır? Öğrenci şunu diyor. Hocam ben niye böyle dolanayım ki? A'dan C'ye şöyle dümdüz inebilirim. O da doğru. Soru bu şekilde yanlış sorulmuş olur. Çünkü soruyu şöyle sorması gerekiyor. Tırtıl şekildeki yolu izleyerek C'ye doğru gidiyor demesi gerekiyor. Yani bunu açıklayıcı olarak söylememiş ama şekildeki yolu izleyerek, yani böyle dümdüz aşağıya doğru inmiyor. Çünkü bu tırtıl şu A'dan C'ye dümdüz inseydi 5 santimle olayı bitirirdi. C'ye hemen gelirdi dümdüz inseydi. Ama tırtıl silindirin etrafını dolanıyor. Silindirin etrafını dolanarak C'ye doğru gidiyor. O zaman biz bunu dolanırsak hangi C? Buradaki C değil de öbür taraftaki C, yani öbür uca giden, ta tamamına bütün yanal yüzeyi dolanarak gittiğimiz C köşesine gideceğim. Yani buradaki A ile şuradaki C'yi birleştirmem gerekiyor. İşte buranın en kısa mesafesi cetvelle birleştirilen düz uzunluğudur. Bu da nedir? Bunun yüksekliği 5 olduğunu biliyoruz. Az önce bunun 18 olduğunu hesaplamıştık. Burada da dik üçgenden yararlanarak ne yapacağız? Pisagor yapacağız. Y'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 18'in karesi. Buradaki gerekli hesaplamaları yapınca da y burada kök 349 çıkıyor. Tam sonuç çıkmayabilir çocuklar. Böyle de kalabilir. Önemli değil. Anladınız mı bu soruyu? Bu önemli. Buna yıldız atmıştım. Geçen dersimizde de bir daha anlatayım dedim. Tekrar etmek yararlı olabilir. Geçiyorum. Şu soruyu yapmıştık sizlerle. Bu soruyu çocuklar dedik ki iki tarafa katlayabilirsiniz dedik çemberimizi, silindirimizi. 24 üzerine katlanabilir ya da altının üzerine katlanabilir.
24 üzerine katlarsanız şuralar, 24 üzerine katlarsanız burası bizim o zaman taban çevresi olacaktır. Taban çevresi. Taban çevresi dediğimiz 2 pi'dir. 2 pi de 24 ise buradan yarıçapını bulabilirim. Pi yerine 3 alarak. 6 R eşittir 24'ten. R ne çıkıyor buradan? 4. Demek ki birinci yarıçapımız 4 olur. İkinci yarıçap ne olacaktır? 6 ile çevresi buraya doğru katlayabilirim. Yani ben bu kağıdı, elinizde bir kağıt var düşünün. Kağıdı uzun kenarı üstüne de rulo yapabilirsiniz. Kısa kenarı üzerine de rulo yaparsınız. Kısa kenarı üzerine rulo yaparsanız uzun bir şey olur. Mesela bunun yarıçapı 4 ama boyu 6 santim. Yarıçapı ne kadar? 4 santim. Şöyle bir şekil çizdim. Şurada 4 santim. Biraz kısa budur bir silindir olur. Ama 6'nın üzerine çevirdiğin zaman bu sefer çeviremeyiz. 6 olacak. Pi yerine 3 yazınca 6 R eşittir 6'dan. R burada 1 santim çıkıyor. Yüksekliği ne kadar? 24 oluyor. Yani bu sefer ince uzun oluyor. Şöyle bir silindir oluyor bu sefer. Şöyle bir silindir oluyor. Yarı çapı 1 santim. Uzunluğu 24 santim. Bu iki şekilde. Yani bir kağıdı kısa kenarından çevirirseniz ince uzun bir silindir elde ediyorsunuz. Yarı çapı 1 olan uzun kenar üstünde katlarsanız, çevirirseniz, rulo hale getirirseniz yarı çapı 4 olan bir silindir elde edersiniz. Ama ikisinin şekli budur. Bizden istediği yarı çapları bulunuz diyor sadece. Bunu da aynı şekilde yapacağız şunlar. Bir 18'in üstüne katlayacağım. Yani çevresi 18'miş gibi yapacağım. Tamam mı? Birinci yarı çapı buradan bulacağım. Bir yerine 3 yazarsam 6 R eşittir 18'den. R buradan ne çıkacaktır? 3 çıkacak. Birinci yarı çapı 3. Bir de bunun üstüne katlayabilirim ben. 12'nin üstüne. Yani 2 pi R'miz 12'ye eşit olacak şuna. Pi yerine 3 yazarsak 6 R eşittir 12'den. R ne çıkacak burada çocuklar? 2 çıkacak. Burayı da 2 olarak buluruz. Anladınız mı bu soruyu? Örnek 6'yı. Dün anlatmıştık ama bir tekrar etmiş olalım. Geçiyorum bunu. Şu örneğe bir ödev vermişti. Dedik ki bakın çocuklar size. Bir kenarı 8 santim olan küpün içine yerleştirebilecek en büyük hacimli silindirin. Şimdi bunun bir kenarı 8 ise bu bir küp. Bütün ayrıtları eşit biliyoruz. Bütün ayrıtları 8, 8, 8 olur. Bunun içine yerleştireceğimiz neyi soruyor? Bunu yerleştireceğimiz silindiri soruyor. Bunun içine yerleştireceğimiz en büyük silindir şunun, bakın şu kenarına dokunur, şu kenarına dokunur, şuna dokunur ve şuna dokunur. Bunların tamamına dokunan en büyük şudur. Aynı şekilde altta da dokunacak şunlara. Şöyle. Tabii şekil çok şey değişik çizilmiş. Yapması zor oluyor. Bağlantımız gitti herhalde. Ya Allah'ım. Evet, bağlantı kilidi gidiyor. Çoğunlar bağlantı gidiyor. Kusura bakmayın. Sıkıntı yaşıyoruz. Az önce de sıkıntı yaşadık. Şebekelerde çok fazla canlı dersler var. Herhalde ondan dolayı telefonundan bağlayayım. 4.5G olmasına rağmen maalesef kopuyor. Çocuklar yerleştireceğim silindir budur. En büyük silindir. Boyu ne kadar, yüksekliği? 8 olabilir en fazla. Çünkü dışına çıkartamazsınız bunu. 8 olabilir. Yarı çapı ne kadar olabilir? Çapını biliyorum. Çapı 8 kadar olur. Yarı çapı ne olacak mecburen? 4 olacaktır. Yarı çapı 4 olur. Anladınız mı bu soruyu? Geçiyoruz olan soruyu. Evet, gelelim şimdi silindirin yüzey alanı. Şu an silindirin yüzey alanı nasıl buluruz? Dedik ki silindirin en önemli özelliği nedir? Silindir şu şekildeyken siz bunu açıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman bir ne oluşuyor dedik? Bu yüksekliğiydi. Şurası da yarı çapıydı. Bunu açtığınız zaman karşınıza bir dikdörtgen geliyor. Bir dikdörtgen geliyor. İki tane taban geliyor şöyle. Bu dikdörtgenin şurası kısa kenarı yükseklik ama burası şu daireyi çepeçevre sardığı için çevresi kadardır. Peki bizden yüzey alanı dediği zaman oldukça basit. Bunun 3 boyuttan 2 boyuta aktaralım. 2 boyutu açılımı demektir. Açılımı. Açılımına geldiğimiz zaman çocuklar, alan demek şu gördüğümüz yüzeylerin hepsinin alanını toplamak demektir. Yüzey alanından kastımız bu. Ne görüyorum? Taban alanı görüyorum buraya. Taban alanı. Ama bu tabandan bir tane daha var yukarıda. Aynısı. O zaman ne diyeceğim? İki tane taban alanı. Artı buna da yana alan diyeceğiz şunlar. Yana alan diyeceğim. Genelde taban alanı çocuklar bundan sonra TA ile kısaltacağım. Yana alanı da YA ile kısaltacağım çocuklar. Kısa olsun diye, uzun uzadıya yapmayalım diye.
O zaman bizim çocuklar toplam alanımız, yani yüzey alanımız ne olur? Yüzey alanı. Toplam alan demektir. İki tane PA. Allah'ım. Şu olayı bir türlü çözemedim ya bu. İki tane TA artı bir tane yana alan var. Bütün alanımız budur. Taban alanı kimdir taban alanı? Bir daire olduğuna göre çocuklar. Bu bir daire. O zaman dairenin alanını bulacağım. Nedir dairenin alanı? Pi r kareydi. Bunu önceden biliyorsunuz. Taban alanı pi r karedir. O zaman bundan iki tane varsa iki tane pi r kare diyeceğim. Artı yana alana geldik. Şimdi dedik ki silindirin açılımında şu uzun kenarın 2 pi r olduğunu biliyoruz zaten. Şuranın. Burası da h yükseklik. O zaman ne yapacağım? Bu bir dikdörtgen. Yana alan şu an bir dikdörtgen. Kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunur. O zaman ne olur o da? 2 pi r bizim uzun kenarımız çarpı h da kısa kenarımız. İşte böyle yapmış bakın. Parantezin almış 2 pi r parantezin. Bunu almanıza gerek yok. Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Bana şunu bilmeniz yeterli. Bak şu. Şu kısım çok önemli. Gerisini zaten siz bulursunuz. Yanal yüz değil de bu. Yanal yüzün alanı diyelim buna çocuklar. Bunu tamamlayın. Yanal yüz saçma olur. Bir alan söz konusu var sonuçta. Ya yanal alan diyecek ya yanal yüzün alanı demesi gerekiyor. Hatalar var. Düzelttim bunları. Gerisini çok kolay bir şekilde yaparız. Yani taban alanını ayrı ayrı bulur toplarım. Yan alanı da ayrı bir yerde bulurum toplarım. En mantıklısı bu. Gidip bu formülü ezberlemenize gerek yok. Burası anlaşıldı mı çocuklar? Silindirin yüzey alanı nasıl bulunuyor? Geçiyorum çocuklar. Çok sesiniz gelmiyor ama. Şimdi bakın. Zaten size bakın bir silindir vermiş. Taban yarıçapı 4 santim, yüksekliği 5 santim. İsterseniz bunun neyini görün. Bunun yanınızda açılımını bilmeniz daha önemli. Açılımında bir dikdörtgen geliyor. İki tane daire geliyor dedik. Şurada R, bu da R. İki tane dairemiz var. Yüksekliği belli. Yüksekliği 5 santimmiş. Taban yarıçapı da 4'müş şurası. O zaman biz bunun taban alanını çok kolay buluruz. Nedir? Pi r kare. Tabanı bir dairedir. Pi'yi 3 alınız demiş şurada. O zaman ne diyorum? 3 çarpı 4'ün karesi. Bu 16 yapacak. 3 çarpı 16 ne yapar? 48 yapar. Taban alanını buldum. 48. Şimdi yanal yüzün alanı bulalım. Yanal yüz burası şurada. Bakın şurası. Yanal yüz bu. Tamam mı? YA diyorum ben buna. Yanal alan diyorum. Yanal alanın dikdörtgen şeklindedir. Kısa kenarı belli 5. Uzun kenarı belli değil. Nasıl bulacağım onun uzun kenarını çocuklar? Şu uzun kenarın bu kenarı şu daireyi çepeçevre sardığı için çevresi kadar demiştik değil mi? Yani 2 pi r kadardır. O zaman hemen bakın. Diyor ki 2 pi r çarpı h da bulunur diyor. Bak 2 pi r uzun kenar oluyor. Dikdörtgen uzun kenarı h da kim oluyor çocuklar? Kısa kenar oluyor zaten 5 santim. 2 pi yerine 3 yazdı. R yerine 4 yazdı. H yerine de 5 yazdı ve yüzeyini buldu. Biz bunu böyle bu formülü yazarak değil de 2 pi r'yi ayrıca bulabiliriz. Mesela pi yerine 3 yazarız. R yerine 4 yazarız. 6, 24 yapar. Derim ki uzun kenarını 24 buldum. Kısa kenarı da 5. Yana alan ne olur? 5 çarpı 24'ten 120. Yani böyle de bulurum. İlla formülü yazmanıza gerek yok. Ama hocam ben bunu ezberlemem lazım. Çocuklar ezberlerseniz 1-2 gün sonra bir hafta tekrar etmeyince unutursunuz bunları. Aklınızda mantığını oturtun bunu. Yüzey alanı derken bütün alanları kastediyor. Taban alanı artı 2 tane taban alanı ve yana alanı. Toplayacaksınız bitecek. İşte yüzey alanı budur. 2 adet taban alanı ve 1 tane yana alan alanımız var. Zaten yana alanı bulduk az önce. Bir daha hesaplamaya gerek yok. 120. Tabanı da bulduk. Taban 48. 2 tane 48 yapacağım yani. 2 tane 48 96 yapıyor. 96'nın üstüne 120 eklersem 216 yapacaktır. Bu da yüzey alanıdır. Yani toplam yüzeyinin alanı demek istiyor burada. Anladınız mı soruyu? Geçiyoruz o zaman. Şuna bakalım aynı şey bakın. Burada size şekli vermiş. Bakın açık halini vermiş. Gidip açık halini yapmanıza gerek yok. Yanal alanın 420 olduğunu vermiş. Şuranın yani. Bak şu. Şurası bizim yanal alanımızdı. Yüksekliği 10 vermiş. Ben bunun uzun kenarını biliyorum. 2 pi r'ydi. Hani bu dairenin çevresi kadardı. O zaman ne diyeceksiniz? 2 pi r ile 10'un çarpımı kime eşit olması gerekiyor? 420'ye. Diyeceksiniz ki 2 pi r ile 10'un çarpımı 420'ye eşit olmalı. Pi'yi 3 alınız demiş. Pi'yi 3 alırsak 2 kere 3 6. 6 kere 10 60. 60 R yapar burası. 60 R 420 ise her tarafı 60'a bölüyorum çocuklar. Burayı 60'lar gidiyor. R ne oluyor burada çocuklar? R 7 oluyor. R'miz 7 işte. Bakın kendisi de aynı şeyi bulmuş. Anladınız mı nasıl buldu taban yarıçapını?
V7. Zaten V7 ise artık her şey çıkar. Taban alanı soruyor. Taban alanı zaten bir daire. Nasıl bulunuyordu daire? Pi r kareyle değil miydi? Bunları bileceksiniz. Bunlar geçen senenin konusuydu. Pi'mizi 3 alınız demiş zaten. 3 çarpı 7'nin karesi. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 3 ne yapacağız onlar? 147 bulacaktır. O da aynısını bulmuş. Anladınız mı? Şimdi yüzey alanı. Yüzey alanında şu formülü bilmenizi istiyorum ben sadece. Şu işte. Yüzey alanı nedir yüzey alanı deyince? Yüzey alanında 2 tane taban alanı var. Bir tane de yana alan var. Yana alanı zaten bulduk az önce. Şey vermişti pardon bize. 420. Taban alanını bulduk biz. Ne kadardı? 147. 147. 2 tane 147 hesaplayacağım. Ne yapar? 294. 294 ile de 420 toplarsak 714 yapacak. Anlaşıldı mı? Silindirde alan hep bunları kullanacağız işte. Hep bunları yapacağız. Bunları tekrar edip duracağız yani. Hep açınımı, şu açınım çok karşısına çıkacak. Yükseklik, burasının çevre olduğu, iki piri olduğu bunlar çok önemli. Bunları bildiğiniz zaman ne sorarsa sorsun size hemen cevaplayabilirsiniz. Geçiyorum. Buna bakalım mesela. Ne diyor? Taban çevresi yüksekliğinin 3 katına eşit diyor. Bak taban çevresi. Şimdi taban çevresini nerede kullanıyorum ben taban çevresini? Açınımında değil mi? Açınımı. Bunun açınımını yaptığım zaman burası taban çevresiydi işte. Burası da yükseklikte. Yüksekliğe h dersek şurası taban çevresi olduğu için onun 3 katına, yüksekliğin 3 katına eşit. Yani h'ın 3 katı ne yapar? 3h yapar. Burası 3h olur o zaman. Taban yarıçapını bilmiyorum. R dedim. Ama yana alanı biliyorum. 432. Yana alan burasıydı y ya. Şu dikdörtgen. Bu dikdörtgeni kısa kenar çarpı uzun kenarla bulamaz mıyım? H çarpı 3H. Bu da 432 eşitmiş. Ne yapar burası şunlar? 3H kare yapar. 3H kare eşittir 432. Her tarafı 3'e bölüyoruz şunlar burada. H kare eşittir 144. Her tarafın karekökünü alıyorum bu sefer. Karekökünü alınca da ne çıkıyor şunlar? H 12 çıkıyor. Hem burasını 12 diye buluyorum şunlar. Hem de şurayı 36 bulmuş oluyorum. Tamam mı? Şimdi bunu bulduktan sonra yüksekliği bulduk. Yükseklik H12. Yükseklik aynı zamanda bana neyi buldurdu? Şurayı buldurdu. 3H diye burası. 36 çıktı. Burası neydi burası? Taban çevresiydi. Dikkat edin taban çevresi. Taban çevresi bir dairenin çevresi olduğu için 2 pi ile bulunuyordu. Değil mi? Bu da 36 eşitmiş. Pi'yi 3 alırsak 2 kere 3 ne yapar? 6R yapar. O zaman 6R eşittir 36'dan. Çocuklar mikrofonunuzu kapalı tutun. Çok parazit yapıyor. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Ne yapar buradan? V'miz 6 yapar. Yarıçapı bulduk. 6. Yarıçapını bulduktan sonra da bak adım adım gidiyoruz. Yarıçapı 6 bulduktan sonra taban alanını bulabilirim. Çünkü taban alanı pi r kare ile bulunur. Pi'miz 3. 3 yazmış. R'yi 6 buldum. 6'nın karesi. 36 yapar. 36 çarpı 3 ne yapacak? 108 yapacak. Buraların hepsini bulduktan sonra artık gerisi basit. Neyi soruyor? Yüzey alanı soruyor. Yüzey alanımız nereden oluşuyordu? 2 tane taban alanı, 1 tane de yana alanımız vardı. Taban alanı buldum 108, 2 tane 108. Yanar alan zaten bana en başta verilmişti. 432 oldu. Burası 432 oldu verilmiş. Burayı 108 buldum. 2 tane 108 de 216 yapar. 216 ile 432 toplayınca da 648 aradığımız cevap oluyor. Anladınız mı bu örneği? Geçiyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Şimdi buraya bakalım çocuklar. Bakın burayı şöyle biraz büyüteyim. Şimdi burada diyor ki size. Bakın kaldırım döşeyen bir aracın silindir kısmının yarıçapı 40 santim. Kaldırım döşeyen değil de bu boyayan herhalde olması lazım. Çünkü kaç alanı boyar diyor. Bir çelişki var orada. Neyse. Boyayan diyelim. 40 santim yüksekliği de 100 santimdir. Yani ne iyi vermiş bize? Diyor ki yollar bu rulo gibi bu boya yapacak şimdi. Bunun diyor ki yarı çapı diyor 40 santimdir. Boyu da diyor şunun boyu yani buradan buraya kadarki olan şu boyu da diyor 100 santimdir diyor. Diyor ki bu bir tur döndüğünde kaç metrekarelik alanı boyar diyor. Şimdi çocuklar bu bir tur dönünce bakın bir tur dönünce ruloyu düşünün. Hani boya yapan boyacıları hatırlayın gözünüze getirin. Ruloları vardır böyle duvarı boyarlar. Rulonun sadece neresi boyar çocuklar? Şu daire kısmı boyama yapar mı? Şurası.
ve arkadaki daire. Bu iki tane maviyle taradığım tabanlar boyama yapmaz şuralar. Neden yapmaz? Ruloyu düşünün şöyle, ruloyu, yani şu ruloyu hayalinizde canlandırın şuralar. Siz alıp duvarı boyadığınız zaman bu ruloyla şu daire kısımları değmiyor ki duvara. Neresi değiyor? Yanal alanı değiyor. Bakın, kilit yer burası. Neresi değiyor? Yanal alan değiyor sadece. Yani siz bunun açılımını yaparsanız şuralar, şöyle açılımını yapayım. Açılımını yaptığınız zaman bu şeyin iki tane tabanı vardır biliyorsunuz bunun. Tamam mı? Yarı çapı işte 40 santim olan, boyu da 100 santim olan şöyle şeyi vardır, dairesi vardır. Ama bu daireler boyama yapmaz. Yani bunlar boyama yapmayacaktır. Neresi boyama yapacak? Şurası boyama yapacak. Şurası. Yani kim? Yana alan. YA. Nasıl buluyorduk YA'yı? YA'nın kısa kenarı belli. 100. Uzun kenarı ise dairenin çevresi kadar dedik. Şurası. Şunun çevresi kadar. Yani 2 pi r ile hesaplanır bu. Tamam mı? 2 pi r. Pi yerine 3 yazarsan, r yerine de 40 yazarsanız ne olur çocuklar burada? 2 kere 3 6. 6 çarpı 40 ne yapar? 200. 40 santim yapar. Tamam. Yana alanı nasıl bulurun çocuklar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 100 çarpı taban çevresini buldum zaten. Taban çevresi 240 çarpı yükseklik. O da ne yapar? 100. Yanlış çarpmış çocuklar sonucu. Bak buraları doğru yazmış. Sonucu yanlış yazılmış. Eşittir demiş. Buraları düzeltin çocuklar siz. 2 kere 3 6 yapar. Tamam mı? Yani 240 çarpı 100 ne yapacak? 240'ın arkasına 2 sıfır ekleyeceksiniz. 240'ın arkasına 2 sıfır eklersen 24.000 santimetre kare yapar çocuklar. Kendi 2400 yazmış. Bu yanlış. Bir sıfır eklenmesi gerekiyor. Siz düzeltin bunu çocuklar. Bir sıfır ekleyerek yapın. Sonra bu bitmedi. Metrekareye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bizden metrekare istiyor. Santimetre kareyi nasıl çeviriyorduk metrekareye? Yine geçen senenin bilgisini hatırlayalım çocuklar. Santimetre karenin bir üstünde ne var bu adamın? Santimetre kare. Bu adamın bir üstünde desimetre kare vardı. Bir üstünde de metrekare vardı çocuklar. Biz iki adım çıkacağız yukarıya. Çocuklar kare olduğu için, bu alan olduğu için her yukarı çıkışınızda 2 sıfır silinir. 2 sıfır ya da 2 basamak virgül sola kayılır. Mesela 0 silebiliyorsam 0 sildim. Bakın 2 0 sildim. Desimetre kare oldu şu anda. 2 0'ın birini siliyorum. Diğerine virgül kayıyorum. Ne olur? 2,4 metrekare olur. O zaman bunun doğru sonucu 2,4 metrekare olur. Tamam. Düzelttim bunu çocuklar. Bu şekilde yapın. Ve bunu çocuklar defterinizde de hemen yazın. Kaydımızı durduruyorum. Evet, gelirler belki. Bunu anladın değil mi Yusuf? Bunda sıkıntı yok. Yanal alanıyla boyarsın. Bir ruloyu, bir boyayı aldın mı? Silindir şeklindedir ruloda. Ama onun boyama kısmı sadece yanal alan boyar. Bunu unutma. Önemli bir yerdir burası da. Geçiyoruz. Şimdi başka soruya. Alttaki soruda. Gelmesinler. Biz başlayalım. Şimdi alttaki soruda istenenleri bulunuz diyor silindirler için. Şimdi ne yapacağız? Mikrofonu kapat. Çok parazit yapıyor Yusuf senin mikrofonun. Bu silindirler için istenenleri bulunuz. Ne istiyor? Yana alan artı yüzey alanı istiyor. Hemen ne yapalım? Mesela ilki için buna A diyelim. İlki için A. Bunun yana alanını bulmak için öncelikle ben bunun açılımını yapayım. Şöyle. Açılımı da biliyorsunuz, bir dikdörtgen şekli çıkıyor karşıma. Bir dikdörtgen şekli çıkıyor karşıma. Ve iki tane de taban olmak üzere şöyle tabanı vardır. Silindir her zaman budur. Tamam mı? Yani siz kağıttan böyle bir şekil keserseniz çocuklar, tabii burası, şurası, bunun çevresi yapacak şekilde ama dikkatli olmanız lazım. Tam sarması lazım. Böyle bir şekil keserseniz kağıttan siz de onu silindir hale getirebilirsiniz çocuklar. Silindir hale gelir yani. Burası çocuklar yarı çevresi kadardır demiştik. Yarı çapı zaten 7. Burası 7 olarak verilmiş bizlere. Yüksekliği 10. Ve bizden yana alanı soruyor. Şurayı, YA'yı soruyor. YA'yı nasıl bulacağız? Önce şu uzun kenarı bulmam lazım. Bu uzun kenarı ne dedik az önce? 2 pi r'dir dedik. Şu dairenin çevresi kadardır dedik. Hemen hesaplayalım. Pi'yi 3 alınız demiş. Pi yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r yerine de 7 yazıyorum. Ne çıkar buradan? 42. Peki yana alanı nasıl bulacağım? Artık bildiğim önümdeki bir dikdörtgen şekli. Nasıl buluyorum dikdörtgeni? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 10 çarpı 42. Ne yapar o da? 10 çarpı 42. 400. 20 yapacak. Yazdım, bitti. Şimdi yüzey alanı istiyor. Yüzey alan neydi yüzey alan? Yüzey alanı eşittir diyorduk. 2 tane TA, 2 tane taban alanı artı yana alan.
Yana alanı zaten biliyorum. 420. TA'yı bilmiyorum. Taban alanını. Nasıl bulurum? Şuradan hemen hesaplayayım. Pi r kareden. Tabanı pi r kareyle hesaplanıyor. Pi 3 r kare 7'nin karesi. Ne yapar bunun sonucu? 49. 49 çarpı 3 ne yapar? 147 yapar. Taban alanı 147. O zaman yüzey alanı ne demek? 2 tane taban alanı. Yani 2 tane 147. Ne yapar 2 tane 147'de? 294 mü? Herhalde 294 yapacak. 294 ile de 420'yi toplarsanız 600-714 yapacak. Demek ki sonucumuz 714. Evet. A'yı anladınız mı? İlk şıktaki silindirin. Şimdi B'ye geliyorum. B'de de aynı şeyleri yapacağım. A'yı eğer tam anlamadıysanız B'yi dinleyin. Çünkü B tıpatıp aynısı. Yine yan alanı bulmak için ben bu silindirin neyini bulacağım yine? Yine açınımını yapacağım çocuklar. Açınımı daha rahat olur. İki dairesi var dedik çocuklar. Bir de yana alanı var. Burası YA. Şurası da yarıçap. Yarıçapı ne kadar vermiş bana bu sefer? 3 vermiş. Burası da yüksekliğidir. Ona da 6 vermiş bana. Şurayı bulabilir miyim şurayı? Yine aynı mantıkla. Yine burası dairenin çevresi. Alttaki dairenin çevresidir. Ya da üstteki dairenin çevresi. Fark etmez. Pi yerine 3 alırsak 2 çarpı 3 çarpı R yerine de 3 yazıyorum. Ne yapar burası? 18 yapar. Peki yana alanımız nedir yana alanımız? 6 çarpı 18. Çünkü kısa kenarı 6. Uzun kenarı 18. Ne yapar sonuç? 6 kere 8 48. 108. Ne yapar mı sonuç? 108 yapacakmış. Anladınız mı? Yana alanı nasıl buldum? Kısa kenar çarpı uzun kenar oldukça basit bir mantık aslında. Yüzey alanına geldiğimiz zaman yüzey alanı. Neydi yüzey alanı? 2 tane taban alanı. 2 tane TA artı yana alan. Budur. Bu şekilde bulunur. Taban alanını hesaplayalım. Ne çıkar taban alanı? Pi r kareden. Pi'miz 3. R kare. R 3 olduğu için 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 3 ne yapar? 27 yapar. Demek ki 2 tane 27. 2 tane 27. Artı yana alanımız. Yana alanı ne bulduk? Az önce 108 bulduk. O zaman artı 108 diyoruz. Artı 108 diyorum. 2 çarpı 27 ne yapar? 54 yapar. O zaman sonucumuz 54 artı 108. O da ne yapacak? 162 yapacak. 162 yapacak. Anladınız mı beyin? A'daki yaptığım işlerin aynısını yaptım. Tamamını silip C'yi anlatayım. C de çünkü aynısı. C'yi de dinleyin. Aynı mantıkları yapacağım şimdi C'de de. Şuna C diyeyim. Şuna C'yi yapalım. C'de de yine açınımını yapacak olursam çocuklar. Açınımını yapacak olursam. Bir ne çıkar dedik açınımında? Bir dikdörtgen çıkar. İki tane de daire şeklinde taban çıkar değil mi? Bu tabana R'si ne kadar? 2 demiş. Bakın şurada R 2 demiş. Bu da 2'dir tabii ki. Yükseklik de 12 demiş. Şimdi yana alan için bize şu uzun kenar lazım çocuklar. Bu uzun kenarı neyle bulacağım ben? 2 pi r ile bulacağım. Çünkü burası bu daireyi çepeçevre kuşanıyor burası. 2 pi r ile. Ne yapar o zaman? Pi yerine 3 yazdım. R yerine de 2 yazdım. 6, 12. Ne yapar burası? 12 yapar. Kare oldu yani bu şekil aslında. Dikdörtgen değil, bir kare oldu. 12 çarpı 12 ne yapacak çocuklar? 144. Yana alan pardon şu değildi pardon. 12 çarpı 12'den ne yapar orası? 144 yapar. Şimdi gelelim yüzey alana. Yüzey alanı neydi zaten? 2 tane taban alanı artı yana alan. Burayı bulduk yana alanı. 144 yukarıda buldum. Taban alan kaldı. Onu da hesaplayalım pi r kareyle. Pi'miz 3. R'miz 2 olduğu için 2'nin karesi. Ne yapacak burası? 2'nin karesi 4. 4 kere 3. 12 yapar. 12 burada 12 de burada çocuklar. 2 tane 12 var. 2 tane 12. O zaman ne diyeceğim? 2 tane 12 artı yana alan 144'tü. Burası 24 yapar. 144 artı 24 ne yapacak çocuklar? 168 yapacak son C şıkkının da cevabı. Anladınız mı çocuklar soruyu? Yanal alan ne demek? Neresini kastediyor? Yüzey alanı ne demek? Bunları anladınız mı bu kelimeleri? Bunlar çok karşınıza çıkacak. Alan olarak soracak. Taban alanı ayrı şey, yana alan farklı bir yerdir, yüzey alanı farklı bir şeydir. Yani birbirine yakın kelimeler ama taban alanı deyince zaten taban alanı şurası kastedilir. Ya da bu üst taban, alt taban fark etmiyor. Yana alan deyince şuradaki rulonun dış yüzeyi, dış kartonu, soba borusunun dışı yani. Yana alan o. Yüzey alan deyince hepsi. Yana alan artı tabanlar hepsi geçerlidir.
Anlaşıldı mı biraz? Geçiyorum çocuklar bu soruyla. Evet, geldik şuraya. Burada ne yapacağız şimdi çocuklar? Bakın örnek 9'da. Şimdi örnek 9'da diyor ki bize verilmeyenleri bulunuz diyor çocuklar. Gelelim ne yapalım? Bulmaya çalışalım. Mesela A için bakın çocuklar, A için. Neyi biliyoruz? Yüksekliği biliyoruz, taban alanını biliyoruz. Ben A için yine isterseniz gelin ne yapalım? Açınımını yapayım diyorlar. Açınımında neleri biliyorsak onları yazalım. Burası yükseklik zaten. Yükseklik 6 verilmiş. Taban alanı, buranın TA'sı verilmiş. TA 48 verilmiş. Başka bir şey verilmemiş. Yana alanı bul diyor. Yüzey alanı bul. R'yi bul diyor. Şimdi R ile başlayalım. Neden R ile başlayalım? Taban alanımız 48 ise neydi 48? Buraya R dersek pi r kare değil miydi çocuklar? Pi r kare 48 demek ki. Pi'miz 3. R kareyi bilmiyoruz. Onu hesaplamaya çalışıyorum. Her tarafı 3'e bölersem çocuklar burada 3'ler birbirini götürüyor. R kare eşittir ne olur burası çocuklar? 16 olur. 48 3'e bölersem 16. Karekökünü alırsanız her tarafın R ne çıkar çocuklar buradan? 4 çıkar. Bu R'yi buldum. Burası 4'müş. Şu da 4. Bu da 4. Şimdi gelelim çocuklar. Yana alanı bulmaya. Yanal alan için çocuklar şurasına ihtiyacım var benim şu. Bu kısım nedir? Bu dairenin çevresi kadar da demiştik. 2 pi r'ye kadardır. Pi'miz 3. R'yi buldum az önce. 4 diye buldum. Ne yapar? 2 kere 3. 6. 6 kere 4. 24 yapar. Demek ki yana alan 6 çarpı 24'tür. Çünkü kısa kenar çarpı uzun kenar diyeceksiniz. 6 çarpı 24. Ne yapar 6 çarpı 24? 144 yapıyor çocuklar. Yüzey alanı nasıl bulacağım? Yüzey alanı artık cevabı önümde var. Neden? Yüzey alanı demek 2 tane taban alanı yani 2 tane 48 artı yana alan 144. Cevabı bu işte. 2 48 96 yapar. 144'e 96 eklerseniz ne yapar? 96 100 240. 240 yapar. Evet, A'yı anladınız mı çocuklar? Anladık hocam. Geçiyorum o zaman. B'yi de aynı şekilde yapalım çocuklar. Bakın B'yi de yapmaya çalışalım. B'yi yapıp C, D'yi size ödev bırakacağım çocuklar. Yarın yapacağım onları. Diğer soruyu geçeceğim çünkü. Maksat aynı şeyler olduğu için siz biraz yapın. B'yi yapalım. Bu sefer yarıçap verilmiş ve yana alan verilmiş. Şimdi bakın tamamını sileyim eğer bunu yazdıysanız. Ya da videoyu paylaşırım çocuklar size. Videoyu tekrardan izlersiniz. Hem tekrar yapmış olursunuz. Kayıt altındasınız şu anda. B'yi yapıyorum çocuklar. B için yine ne yapalım çocuklar? Açınımını yapalım. Çünkü açınımı bizim için çok kullanışlı oluyor. Açınımında dedik ki bu silindirin 2 tane dairesi ve bir de yana alanı oluşur dedik. R'yi vermiş bu sefer. R'sinin 4 olduğunu vermiş bizlere çocuklar. Bir de yana alanı. Buranın alanının 120 olduğunu vermiş bize. Buranın alanının. Yükseklik belli değil. Şimdi ben bu yüksekliği bulabilirim. Nasıl? Şuranın çevresini bulmam lazım. Neden? Çünkü bu çevre bana bu uzunluğu verecektir. 2 pi r ile hesaplayacağım. Yani 2 pi r. Allah'ım ne oldu ya? Kafayı yedi. Şeyi mi bozduk? Ekran paylaşımı mı durdurdum çocuklar? Evet. Tamam ekran geldi. Böyle bir kafayı yedi ki. Evet. Şimdi buradaki çevre içi olan nasıl bulurum? 2 pi r ile bulurum dedik. 2 çarpı pi yerine 3 alıyorum. V yerine 4 alıyorum çocuklar. Ne yapar burası? 6 kere 4 24. Burası 24 yaptı. Tamam mı? O zaman neyi biliyoruz biz çocuklar? Bakın uzun kenarla şu kısa kenarı çarptığımız zaman çocuklar 120 eşit olması gerekmiyor mu? Yani 24 çarpı h eşittir 120 olacak. Her tarafı 24'e bölüyorum çocuklar ben burada. 24'ler birbirini götürüyor. H ne çıkıyor burada? 5. Bu h 5'miş. Şurayı yazdım. Burası 5'miş. Zaten bu 5 ise gerisi kolay. Taban alanı bulmak kolay. Nasıl bulacağım taban alanını? Pi r kare ile bulacağım. Artık zaten yarıçapı 4 olduğunu biliyorum. Pi r kare ile hesaplarsam ne çıkar? Pi'miz 3. R'miz 4 olduğuna göre 4'ün karesi. 16, 48 yapar. Burası ne yaparmış? 48 yapar. Yukarıdakiler aynı çıktı ama. Tabii aynı çıkacak yukarıdakiler. Neden? Çünkü bunun da yarıçapını 4 bulmuştuk ya. Yarıçapları aynıysa taban alanları da aynı olması gerekiyor tabii ki. Yanal alan zaten belli 120. Yüzey alan nedir yüzey alan? Yukarıdaki yaptığımın aynısı. 2 tane taban alanı yani 2 tane 48 2 çarpı 48 artı üstüne 120 ekleyeceğim. Ne yapar 2 48? 96 yapar. 96 120 daha ne yapacaktır? 216 yapacak. Evet. B'yi anladınız mı çocuklar B'yi de?
Evet hocam. C ve D'yi ödev veriyorum size arkadaşlar. C ve D'yi aynı şekilde siz de açınımını yapın. Ne vermişse size oradan diğerlerini bulmaya çalışın. Burada yüzey alanı, taban alanı ve R'yi bulacaksınız olan. Boş yerleri bulacaksınız. C ve D'yi ödev veriyorum. Yarın onu yaparız. Şimdi buraya gelelim. Evet, bu soruda. Şimdi çocuklar burada şunu bilmeniz gerekiyor. Bu da bir silindir şeklinde makara. Makara biliyorsunuz. İp sardırıyorsunuz makaraya. Taban yarıçapı 5'miş. Bu taban yarıçapı 5 santimmiş şurası. Bir miktar ip bu makaraya sarılırken 30 tam tur attığına göre ip kaç metredir diyor. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bakın bu silindir şeklindeki makaraya bir tur çevirdiğiniz zaman bir tur çevirirseniz bu bir tur bunun bir çevresi kadar değil midir? Çünkü siz buna bir tur sararsanız bu dairenin çevresi kadar sarmış olursunuz. Çevremiz neyle hesaplanıyordu bizim çevremiz? 2 pi r ile hesaplanıyor. Ben o zaman bir turu hesaplayayım. Ne yapar? Bir çevre 2 pi r ile hesaplanacak. 2 çarpı pi yerine 3 alıyorum. R yerine de ne alıyorum? 5 alıyorum. Ne yapar burası? 6, 30. 30 santim. Demek ki ben bir turla ne kadar yol alıyormuşum? Ne kadar ip sarıyormuşum? 30 santim sarıyormuşum. Toplamda 30 tam tur atıyorum. O zaman bir tur 30 santimse 30 turu 30 çarpı 30 santim yapmaz mı çocuklar? Yani toplamda ne kadar? 900 santimlik ip sarmış olurum. Cevabımız bu. Ama tabii kaç metredir diyor. Bu 900 santimi neye çevireceğiz? Metreye çevireceğiz. Hatırlayalım önceki yıllarımızda. Santim, tabii bir altında milimetre vardı bunun. Santim, bir üstünde desimetre vardı. Ve bir üstünde metre vardı. Santimdeyim ben. Santimi bir üste ve bir yukarı çıkaracağım. Her yukarı çıkışa uzunluk ölçüsü olduğu için çocuklar 1 0 siliyorduk. Yani ona bölüyordum. 2 basamak yukarı çıkmak için de 2 0 sileceğim. 2 0 silince de 9 metre olacak cevabımız. Anladınız mı? Anladık hocam. Geçiyorum bu soruyu o zaman. Şurada da çocuklar taban yarıçapı 4 santim. Taban yarıçapı 4 santim. Şurada bir 4 santimlik yarıçapımız var. Yüksekliği 10 santim. Bunun boyu 10 santimdir. Ve tabana dik ve merkezden geçen bir doğrultu boyunca şekildeki gibi kesiliyor. Burada kesilmiş. Yani yarım silindir var elinizde. Yarım silindir. Bu oluşan şeklin yüzey alanını bulunuz. Şimdi yüzey alanı ne var burada? Şimdi burada üstte bir yarım daire var. Ben onu görüyorum. Yarım daire görüyorum. Altta alt taban olarak da bir yarım daire görüyorum. Yanda yarım yana alan görüyorum. Yarım yana alan. Çünkü tam değil. Niye tam değil? Burada kesik. Bir de ilaveten kesilen yerde, bakın kesilen yerde bir de ne görüyorum? Bir dikdörtgen görüyorum. Şurada. Tamam, kesilen dış yüzey gitmiş. Kesilen dış yüzeyi kesip atmışsınız ama onun yerine kesildiği yerde bir ne şekli oluşmuş? Dikdörtgen oluşmuş. Yüksekliği 10, yani uzun kenarı 10. Kısa kenarı da çapı kadar. Çapı ne kadar? 4, 4 ise 8. Yani ben bu daireyi buldum, bakın şu daire 8 çarpı 10'dan 80. Ben bunu buldum şu anda, bak bu daireyi. Şimdi yarım daireleri bulalım, şu alt daireleri bulalım. Yarım daire, tam daire pi r karedir çocuklar, pi r kareyle hesaplanır. Pi'yi 3 alınız demiş, r'si de 4 vermiş, 4'ün karesi. Ne yapar çocuklar bu? 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3 ne yapar? 48. Zaten bu tam olsaydı 48, yarısı olduğu için yarım daire 24, yukarıda da 24 var, tamam mı? Yani 24 24, bir yarım burada, bir yarım burada, 48, bir tam yapıyor aslında. İkisinin toplamı bir tam yapıyor. Ne kaldı yapmadığımız, hesaplamadığımız? Şu dışarıdaki kavis, soba borusunun kavisi kaldı. Yani yarım yana alan. Ben bu alanı nasıl buluyordum? Hatırlayalım. Diyoruz ki bunu açtığımız zaman bu tam çember olsaydı, tam silindir olsaydı yükseklik 10 olarak kalacaktı. Yarıçapı 4 olduğu için burası da onun çevresi kadar oluyordu. 2 pi r'ye kadar oluyordu yani. Pi'yi 3 alırız demiş. R'yi de 4 alırsam ne olur burası? 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 yapar. 24 çarpı 10 ne yapar? 240. Bak eğer tam olsaydı, yani bu silindir tamamen olsaydı yana alanı ne kadar olacaktı? 240. Ama burası yarısı kesilip gittiği için yarısı ne kadar yapar? 120 yapar. O zaman oluşan yüzey alan nedir? Hesaplayalım. Yüzey alan nedir? Yarım yana alan 120 artı yarım daire, alttaki yarım daire 24. Bir de üstte yarım daire var 24. Artı bir de ne oluşuyor dedik? Burada bir dikdörtgen oluşuyor dedik. 8'e 10. 8 çarpı 10 ne yapar? 80. Tüm yüzeylerimiz bunlar işte. Toplam ne yapar? 120, 80 daha 200.
48'de bunlar yapıyor. 248 aradığımız cevaptır. Anladınız mı bu soruyu? Önemli bir soruydu. Anladık hocam. Geçiyorum bir sonraki soruya o zaman. Örnek 12. Siliyorum. Buna benzer bir şey yapmıştı çocuklar. Yanda verilen silindir şeklindeki boya fırçası. Yani rulo. Rulolar böyle oluyor genelde. Buraya bir rulonun fırça sapını yapıp uzun duvarları da bununla boyuyorsunuz. 6 metrekarelik duvarı kaç tam tur atarak boyar diyor. 6 metrekarelik duvarı. Şimdi ne demiştik yine? Dedik ki bu rulonun bir turu ne kadar boyar? Bir yanal alanı kadar boyar. Doğru mu? Az önce yapmıştık, konuşmuştuk. Şuraları boyamaz. Şuraları boyama yapmaz. Sadece neresi boyar? Yanal alanı boyar. Nasıl buluyordum yanal alanı ben? Yanal alan bir dikdörtgen şekliydi demiştik. Yüksekliği 20 demiş. Burası zaten taban çevresi kadardır. Yani tabandaki R'si 5 ise taban çevresi kadardır burası da. 2 pi R ile hesaplanır o da. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. R yerine 5 yazıyorum. Ne yapar bu? 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 yapar. 20 çarpı 30 ne yapar? 600 santimetre kare. Demek ki bu alan bir turda ne kadar alan boyuyormuş? 600 santimetre kare alan boyuyor çocuklar. Bir turuyla. Şimdi diyeceğim ki 6 metrekarelik için kaç tur lazım bana? O zaman ne yapacağım? Orantıya soracağım ama orantıda da bir dönüşüm yapmam lazım. Çünkü orantıya ne diyorum? Bir turda 600 santimetre kare alan boyuyorsa acaba kaç turda 6 metrekareyi boyarsın? 1 metrekare 1 santimetre kare olmaz çocuklar. Bu 6 metrekareyi silip ne yapmam lazım çocuklar onu? Santimetre çevirmem lazım santimetre kareye. Nasıl çeviririm onu? Hatırlayın. Az önce yazdım metrekare. Bir altında desimetre kare var. Bir altında santimetre kare var. Metrekareyi santimetre kareye çevirelim çocuklar. Nasıl çeviririz? Metrekareleri alta doğru inerken her adım için 100 ile çarparız. 100 ile. 2 adım ineceğim için 2 0 burada, 2 0 burada 4 0 ekleyeceğim. Yani 6'ya 4 0 ekleyeceğim. 4 0 eklersem 6'ya 1, 2, 3. Allah Allah ne oldu buna ya? İğrenç yazıyor. Şuraya 6'ya 1, 2, 3, 4. 4 0 ekledim. Şu an neye döndü bu? Santimetre kareye döndü. O zaman bir turu 600 santimetre kare ise x turu 60.000 santimetre kare eder. Doğru orantılıdır bu çocuklar. Hatta isterseniz ikişer sıfır sadeleştirelim bu altlı üstlerle rahatlayalım biraz. Bakıyorsunuz 6'dan 600'e kaç tur var 6'dan 600'e? 100 kat. O zaman bu da 100 kat olacak. Ne dersiniz x o zaman? 100 olur. 100 tur olur. Demek ki kaç tur atmam gerekiyor? 100 tur atmam lazım çocuklar. Anladınız mı soruyu? Güzel bir soru. Hocam. Geçiyorum o zaman sorucular. Evet bu son sorumuz herhalde. Evet son sorumuzmuş. Bu son soruyu da yapalım. Bitirelim dersimiz şunlar. Yanda açık hali verilen silindirin yanal yüzü bir karedir diyor. Burası bir kareymiş. Şurası. Yüksekliği 30 santimmiş. Yükseklik burasıdır normalde. 30 santim. Ama kare olduğuna göre burası da 30 olmaz mı çocuklar? Kare demiş çünkü. Kare ne kadar kareye benzemese de yani şekil düzgün çizilmemiş çocuklar. Kareye benzemiyor olsa da kare dediği için biz kare almak zorundayız. Burası 30 olacak. Bu silindirin yüzey alanı. Yüzey alanı biliyorsunuz. Yüzey alanı nasıl bulunur yüzey alanı? 2 tane taban alanı artı yana alanla bulunur değil mi? O zaman taban alanı için benim R'yi bulmam lazım. Buradaki R yarı çapı bulmam lazım. Onu da şöyle bulurum. Bu 30 kime eşittir? Bu dairenin çevresine eşit olmaz mı? Silindirin en önemli özelliğidir demiştik. Yani 2 pi r kime eşit olmalı? 30'a. Pi'yi 3 alınız dememiş ama alacağız. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 30'da. 30'da. 6 r eşittir 30. Her tarafı 6'ya bölersek çocuklar r ne çıkar buradan? 5 çıkar. Yani bu yarıçap 5'miş. O zaman bana taban alanı söyleyin. TA nedir TA? Pi R kareyle bulunmaz mı çocuklar? Pi'miz 3. R'mizi 5 buldum. 5'in karesi ne yapar o da? 5'in karesi 25. 3 çarpı 25 ne yapacak? 75 yapacak. O zaman yüzey alana gelelim. Bir tane taban alanı 75. Yanal alanı bulmadık henüz. Ama 30 çarpı 30'da buluruz. Ne yapar 30 çarpı 30? 900 yapar çocuklar. İki tane taban alanı ne yapar? Burası 150 yapar. O zaman cevabımız 900 artı 150 ne yapar o da? 1050 yapacaktır. Aradığımız cevap bu olur. 1050 olur.
Anladınız mı bu soruyu çocuklar? Anladık hocam. Evet, burada çocuklar kaydı.